Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün İlknur Hanım'la birlikteyiz. Evet, her zaman dış ses olarak gördüğünüz İlknur Ayaz bu sefer karşınızda. Merhaba. Evet, biraz matematik öğretmenliğinden ve ilköğretim matematikten, geleceğinden, şimdisinden, okumasından ve çalışmasından bahsedeceğiz. Yani sizin bütün sorduğunuz sorularınızı bugün ben ona soracağım arkadaşlar. Evet, İlknur Hanım, kendinizden bahsedin bakalım biraz. Evet arkadaşlar, adım biliyorsunuz zaten İlknur, hemen buradan giriş yapıyorum. 7 yıllık öğretmenim, bu sene 8. yılıma başlayacağım. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölümünü bitirdim. Okurken son 2 yılımda pedagojik formasyon aldım. Pedagojik formasyon aldın, evet. Evet, onu bir türlü söyleyemiyorum. Matematik bölümü mezunu yani arkadaşlar. Evet. Daha sonra da arkadaşlar 1 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Daha sonraki senede de atandım zaten. 7 yıldır da bu mesleği devam ediyorum. Yeri gelmişken hangi bölüm mezunları matematik öğretmeni olabiliyorlar hocam? Matematik öğretmenliği bir eğitim fakültesi zaten. Evet. Normal matematik bölümü. Hı-hı. Matematik bilgisayar bölümü okuyanlar. Aslında bakın bu bölüm de bayağı avantajlı olabilir arkadaşlar bu yönden yani. Hem bilgisayar kariyeri var hem de matematik kariyeri var bir taraftan. Başka matematik ve bilgisayar bölümleri. Ve son olarak bir de matematik mühendisliği de yine matematik öğretmeni olarak atanabiliyor. Ama ikinci öncelikli olarak diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bölümden memnun musun? Evet, ben memnunum. Yani matematik öğretmenliği zaten benim hayalimdi. Okurken de çok zorlanmadım. Yani severek okudum, severek bitirdim üniversiteyi de. Şu anda da sevdiğim işi yapıyorum, bence gayet güzel. Evet, sorularımızın bir tanesinin sen cevabını verdin. Böyle olmadı. Matematik öğretmenliğini seviyor musun? Ben gene soracağım. Evet, çok seviyorum. Neden seviyorsun? Yani neden seviyorum? Ben öğretmenliği seviyorum. Zaten çocukluğumdan beri hep öğretmen olmak istiyordum. Ben en büyük hayallerimden bir tanesiydi bu. Daha sonra işte hangi öğretmen olacağıma karar verememiştim. Yani hani sınıf öğretmeni mi olsam, işte sosyal bilgiler öğretmeni mi olsam diye böyle kafamdan değişik sorular geçiyordu. Yani öğrencilerle olmayı, yani hiç yaşlanmayan bir nesille sürekli iş arkadaşı oluyorsunuz aslında. Evet, hep gençlerle olmak güzel bir şey arkadaşlar. Yani bu anlamda öğretmenlik güzel. Peki matematiğin sence yani kimler tercih etsin? Hani bu tercih döneminde olan arkadaşlarımız var mesela. Hani kim matematikçi olsun ya? Yani ben matematikçi olayım mı yani? Soru çözmeyi çok seven kişiler olsun bence. Yani matematik öğretmenleri genelde çok soru çözüyoruz arkadaşlar. Yani sürekli soru getiriyor öğrenciler. Faydalı olmak için soru çözmemiz gerekiyor. Yani matematik dersini sevenler matematik öğretmeni olabilirler bence. Peki ilköğretim matematik mi, lise matematik mi? Yani ikisinin de kendine göre avantajları var ama hani şöyle bir şey var. Eğer ki hani puanım olsaydı ilköğretim matematiği atanma açısından tercih edebilirdim. Yani sonuçta daha fazla alım var ve sadece ilköğretim matematik mezunu olanlar atanıyor. Diğerleri atanamıyorlar. Evet, bakın bu anlamda çok avantajlı arkadaşlar. Yani Talim Terbiye Kurulu'nun bir ders okutma esasları var. İlköğretim matematik dersine sadece ilköğretim matematik bölümü mezunları girebiliyorken ama lise matematik dersine az önce saydığımız 5 bölümün mezunları da girebiliyorlar. Bu anlamda hani rekabet de farklı. Ve ilköğretim matematiğe daha fazla alım varken lise matematikte daha az alım var. Bu yüzden yani hani atanma açısından ilköğretim matematik her türlü çok daha avantajlı. Peki sen hem ilköğretimde de çalışmıştı bu arkadaşımız. Yaparken o zaman da görev yapmıştım arkadaşlar. Hem de lisede de çalıştı ki lisede zaten aslında görevi. Peki sence bu ikisinin farkı ne? Yani ilk öğretimde mesela ne zorluklar yaşadın, ne avantajları var? Lisede ne zorluklar yaşadın, ne avantajları var? Kıyasla bize bakalım. Yani o zaman tabii ilk atanmıştım. Tabii hani ilk öğretimde görev yaptığım zaman. Hani 5. sınıfların dersine girmiştim. Bana çok ufak gelmişlerdi. Yani çocukları görüyorsun bıcır bıcır ufacık tefecikler. Hani böyle evet, insan... Benim şu anki okulumda da var. Dün dediğim gibi serbest elektronları benziyorlar arkadaşlar. Evet, yani hani insan o kadar, yani bir şey söylemeye kıyamıyorsun. Yani o kadar ufaklar ki hani insan bir şey söylemeye kıyamıyor ve onlar sonrasında tabii çok fazla cozutabiliyorlar. Hani bu dengeyi sağlamakta birazcık sıkıntı yaşamıştım. Ya söylesen de bazen kale almıyorlar. Çünkü çocuklar hani seni yeterince anlayamıyorlar ufak olduklarından dolayı. Lisedeki çocuklar ama daha bir seni anlayabilecek düzeydeler yani. Yani lisedeki öğrencileri ben sustuğum zaman mesela lisedeki öğrenci bir yerden sonra diyorlar ki susun hoca bize bakıyor, susun hoca bize bakıyor diyorlar. Ama bu da ama okul tipinden tipine de değişiyor lisede de yani. Hani lisede de hepsi senin çok anlayıp hemen işte susayım aman hoca bana baktı falan demiyor yani. Ya tabii ki zorluk. Meslek sesinde ben çok gördüm. Aa hoca ne güzel bakıyor diye. Yani hadi işte başka. Yani
çocuklarla anlaşmak. Mesela ilköğretim matematikte birazcık daha çocukların somut algılaması gerektiği için birazcık daha materyal tasarlamaları gerekiyor. Yani çocuklara bir küreyi anlatırken mecbur o küreyi götürmek lazım ki çocuk nasıl olduğunu görsün. Bizde de göstermek lazım. Tabii gösterince daha farklı oluyor somut yaşantı ama hani göstermesen de tahtayı çizdiğin zaman ya da akıllı tahta uygulamasından açtığın zaman çocuğun algılaması sağlanabiliyor. Ama ilköğretimde bu şekilde değil yani çocuk peki, çok fazla. Peki Anadolu Fen Lisesi'nde matematik nasıl? Yani Fen Lisesi'nde tabii çocuğun hazır bulunuşluğu daha iyi olduğu için katılması da daha iyi oluyor. Yani derse olan ilgisi de daha iyi oluyor. Peki derste kontrol anlamında hangisi daha kolaydı? Lise mi, ilkokul mu? Yani lise tabii daha kolaydı. İlkokulda ne gibi zorluklar yaşadın mesela? Çocuklar yani sen şş deyince susuyorlar mı yani? Yani sussalar da 1 saniye 2 saniye falan sürüyor. 1 2 saniye sonra yine aynı kaldıkları yerden devam ediyorlar. Ama lisede kızdığın zaman, çok bağırdığın zaman falan dersin sonuna kadar seni götürüyor o bağırma. Tabii çok bağırmayın. Hatta bağırmayın. Biz bunu tavsiye etmiyoruz yani. Evet. Bu sadece bir örnek yani. Yani arkadaşlar, yoksa biz yaptığımızdan dolayı değil. Kazanmak ve okumak zor mu? İlk mat ve mat. İkisi için yani ayrı. İlköğretim matematiği kazanmak daha zor, puanları çünkü daha yüksek. Lise matematiğin puanları ona göre birazcık daha düşük. O yüzden kazanmak ilköğretim matematiği daha zor. Peki matematiği okumak zor bir şey mi? Yani bu konuda topolojiden bize örnek verebilir misin özellikle? Yani topoloji mezun oldum ama biraz zor anladım diyebilirim. Ben bile biliyorum. Zor anladın. Yani bence topoloji çok zor bir dersti. Yani alttan alan bir öğrenci olarak hala tam olarak ifade edemiyorum onu. Yani Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olmak daha zor diyorlar. Hani genelde ben okumadım eğitim fakültesinde ama. Ben eğitim fakültesi mezunuyum. Ben de öyle duydum ama tabii hani ikisinde de okuyan kimse pek yoktur herhalde. Yani yorumlardan bu şekilde diyoruz. Evet. Hani Fen Edebiyat Fakültesindeki öğrencinin tam olarak ne olacağı belli olmadığı için işte üniversitede kalıp bilim adamı da olabilir. İşte atanıp öğretmen de olabilir. Evet. İşte bankacılıkta da çalışabilir. Yani biz hani birkaç gündür bunu kıyaslamaya çalışıyoruz. Hani İkisinin de birbirine göre avantajı var. Eğitim fakültesi mezunu hani ne olacağı belli. En azından hani o açıdan bir avantajı var. Hani kafa net yani öğretmen olacağım diyor kesin. Ama Fen Edebiyat mezunu hani hala daha ne olacağını tam karar vermemiş olabiliyor. Ve hani o tutmazsa bunu olurum, bu tutmazsa onu olurum diye bir karmaşa var aslında zihninde bir taraftan da. Şu anda eğitim derslerini görmeden zaten hani devam etmiş oluyor Fen Edebiyat mezunu. Ama biz eğitim fakültesinde mesela hani birden itibaren eğitim dersi almaya başlıyoruz gibi hani farkları var. Artık bu size kalmış arkadaşlar. Peki yeni bir soru. Evet, hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum. Aman Allah'ım. Sayısal öğrencileri nasıl çalışsın? Matematik için ne tavsiye edersin? Nasıl ne çalışsın? Gençler? Yani matematikte bir yani olmuyor deyip bıraksınlar mı? Yani kesinlikle bırakmasınlar. Zaten başından sonuna matematik biraz... Ben yapamıyorum deyip bıraksınlar mı yani bu çocuklar? Hayır, bırakmasınlar. Ben burada kendi hayatımdan birazcık örnek vermek istiyorum yükseldim arkadaşlar. Yine yükseldim. Ben matematikten lisede yani 9. sınıfta ilk aldığım matematik sınav notum 12 idi. Çünkü hiç matematik yapamıyordum doğru düzgün. Ortaokuldan da hiçbir temelim yoktu. Ben nasıl ortaokuldan o matematikle mezun olmuşum onu da bilmiyorum. Liseye bir gittim 12 aldım yani benim için bir yıkımdı. Daha sonra çalışmaya başladım. Bir sonraki sınavdan aldığım hani o kadar çalıştım falan böyle o sınav arasında. Aldığım not 32. Birinci dönem karneme 1 geldi. Daha sonra daha çok hırslandım ama yapamıyorum ve daha çok hırslanıyorum. Yapamıyorum daha çok hırslanıyorum falan böyle. Daha sonra çalıştım. İşte sonra 45 aldım ve 2 ortalamayı getirip geçtim. Nasıl bir cesaretse o arada matematik sorularını çözmekten çok zevk aldığımı fark ettim. Yani benim için o bir tane soruyu... Evet, bakın arkadaşlar 12 nottan matematik öğretmenliğindeyim. Evet yani... O soruya hırslanmak benim için o kadar şeydi ki hani böyle mutlu oluyordum. Ya bir tane soruyu çözünce o başarı duygusu beni çok mutlu ediyordu. Daha sonra dedim ki ya ben bir öğretmen olmak istiyorum ama ne öğretmen olmak istediğimi tam olarak bilmiyorum. Dedim ben matematik öğretmeni olmak istiyorum. Sonra sayısal seçtim. Daha sonraki sene işte notlarım zaten 85'e falan çıktı. Daha sonra da öğretmen oldum. Peki sıkılıyorlarsa ne yapsınlar? Yani sıkılıyorlarsa... Sayısal öğrencisi. O zaman sayısal seçmeyin arkadaşlar. Çünkü matematik sorusunu çözerken sıkılıyorsanız bu sizin gelecekte hani en çok yaptığınız işlem olacak. Hani matematik evet, öğretmeni olanlar matematik için. Yani şimdi sıkıldığın bir şeyi bir ömür boyu yapmak çok da hoş bir şey değil yani. Evet. Daha şimdiden sıkılıyorsunuz. Peki bir arkadaşımızın sorusu bu direkt sana geldi. Yani İknur hocamız bunu cevaplasın dediler. Evet. Sınıf yönetimi zor mu hocam? Nasıl sınıfı yöneteceğiz diyorlar.
Bu arada sınıf yönetimiyle alakalı videomuz var. Hemen izleyin, izleyin arkadaşlar. Evet, sınıf yönetimiyle ilgili arkadaşlar zaten bir video çekmiştik. Ben genelde ilk çocukları motive etmek için kendi hayat hikayemden bahsediyorum. Az önce bahsetmiştim zaten. Bundan bahsediyorum. Çocuklar o zaman daha bir motive oluyorlar. En ilgisiz olan öğrenci bile belki bir şeyler yapabilirim ya, bak hoca yapmış ben de yaparım diye düşünüyor. Ve birazcık daha motive olup derslere daha fazla katılmaya başlıyor. Bu bir motive amaçlı, çok güzel. Daha sonra işte bu artı eksilerle çocukları güdülemek de çok önemli. Ben mesela başarısız olan öğrenciye kesinlikle eksi vermiyorum. Evet. Yani işte bak sen bu soruyu yanlış çözdün, o zaman sana eksi. İşte sen bu soruyu yanlış cevabı eksi yok. Doğru cevabı. Doğru cevabı artı var. Hani çocuklar en azından diyorlar ki, hani sınıfta bazen şey oluyor, hani en haylaz olan öğrenci bile arkadaşlarına falan sorup da hani geliyor diyor ki hocam bakın bakın artı alacağım ben doğru sonucu buldum getiriyor falan. Hani çocukları hem motive etmiş oluyor. Hani en ilgisiz olan öğrenci bile artı almak için arkadaşlarıyla işbirliği yapmaya çalışıyor. Bu güzel bir şey. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Peki yine yeni bir meslektaşından bir soru. Ders notu hazırlama konusu hocam. Nasıl yapayım? Yani ders notu hazırlama konusunda ben ders kitabını çok alıyorum yani. Sonuçta bazı sorular var. Soru bankalarında çok değişik sorular var ama ders kitabı buna ait bir şey almamış. İlk atandığım yıllarda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Yani soru bankasındaki bütün soru çeşitlerini öğretmeye çalışıyordum. Evet, bitiremiyorsunuz. Bitiremiyorsunuz. Yani konu yetişmiyor, ilerleyemiyorsun. Konunun çünkü çok fazla yönü var. Milli eğitimde yapmışsın. Önemli olan o en ilk olarak. Evet. Yani o yüzden en önemli kaynağınız ders kitabı. Daha sonra bu kaynaklarla, yani bu ders kitabında olan örnekleri tabii çeşitlendiriyoruz. Birazcık soru bankalarına da bakıyorum. Sonuçta sadece ders kitabıyla geçmiyorum. İşte soru bankalarından da yeri geliyor test çektiriyorum çocuklara dağıtıyorum. Yeri geliyor işte akıllı tahtadan açıyorum. Oradan izlettiriyorum. Hani soruları Z kitaptan falan çözüyorum. Ya da EBA testlerini çözüyorum. Akıllı tahtayı da o şekilde kullanıyorsunuz o zaman. Yani EBA testleri, PDF'ler, hani kitabın kendisi de var arkadaşlar. Mesela fizikte de fizikten de örnek vermek isterim. Fizikte de mesela deneyleri bile oynatıyor. Evet, yani. Fizikçi olarak. Ne yapayım? Siz böyle kendinizi gösterirsiniz. Evet, akıl tahtayı da böyle kullanıyorsunuz o zaman. Güdüleme yöntemlerin... Az önce bahsetmiştim zaten. İşte kendi hayatımdan bahsedip artı vererek çocuklar güdüleniyorlar zaten. Peki ilk yıllarım ve şu anki öğretmenlik deneyimin arasında ne fark var sence? İlk yıllarımda daha fevriydim. Bence benim yaptığım en büyük hatalardan birisiydi. Yani çocukları anlamakta şimdi birazcık da o anneliğin verdiği o yumuşamayla birazcık daha hani... alttan alıyorum ya da görmezden geliyorsun ya da nerede nasıl tepki vereceğini biliyorsun. En önemlisi o. Yani çok gereksiz bir şeye fazla tepki verebiliyordum ilk yıllarımda. Cool olun arkadaşlar. Evet. Sakin olun. Siz öğretmensiniz. Siz o sınıfın hakimisiniz. Yani, çocuklar sürekli bağıran ya da sürekli onları azarlayan, onlara değer vermeyen bir öğretmen görmek istemiyorlar. Sonuçta bunlar da gerizekalı değiller. Yani çocuklar sadece. Zaten bilseler orada olmazlardı. Hani onların bilmediğini düşünerek dersi anlatmak lazım. Tabii bunu benim anlamam bir senemi falan aldı. Sonrasında hani birazcık daha rayına oturdu. Şu anda daha rahat. İlk öğretimde öğretmenlik ve lisede öğretmenlik arasında sence en temel fark ne? Yani ne gibi fark var? Yani bu tercih sürecindeki arkadaşlarımız mesela adam matematiğe karar vermiş ama ya ben bu ortaokulda mı yapsam, lisede mi yapsam? İkisinde de yapan birisi olarak. Sence fark ne yani bunların arasında? Ya bir kere çocukların yaşları arasında bir fark var. Bir de şu var. İlk öğretimde sınıflar daha karma oluyor. Yani sizin elinizde yetişen çocuk sonrasında fen lisesine gidebiliyor. Ama açık liseye de gidebiliyor. Yani hani iki uç noktada aynı sınıfın içerisinde oluyor. Ama lisede böyle bir şey yok. Şu anda zaten puanlı okullara gidenler gidiyor. İşte aradakiler mahalli okula geliyor. Daha sonrasındakiler de işte fen lisesine gidiyorlar. Ya da meslek lisesine gidiyorlar ya da açık liseye gidiyorlar. Çeşitine gidiyorlar yani puana göre. Tamam. Çok heyecanlıyım. Seni çok sıkmayalım. Tamam. Evet değerli arkadaşlarımız. Programımız devam ediyor. TRT'de gibi hissettim kendimi. Evet, yeni bir sorumuz. Sen matematik bölümü mezunusun. Matematik bölümünde ne gibi iş imkanları var? Yani mezun olduğun zaman. Sadece milli eğitimde öğretmenlik mi var yoksa başka neler yapabiliyorsunuz? Yani milli eğitimde öğretmenlik yapabiliyorsunuz. Dershanelerde çalışabiliyorsunuz. Özel okullarda çalışabiliyorsunuz. Bankacılık yapabiliyorsunuz. Özel ders verebiliyorsunuz. Yani güzel imkanları var. Akademisyenlik olayı var. Niye?
Çünkü bütün bölümlerde matematik var. Evet, akademisyenlik çok avantajlı yani matematikte. Çünkü neden fizik dersine giren, fiziklerin dersinde de Evet. matematik var. Mesela İşte ortak bir çalışma olarak da fizikte matematiksel yöntemler gibi branşlar var bütün mesela. mühendisliklerde matematik Tabii dersi var. tıp da var, her Tıpta var, tarafta var hepsinde yani var de. yani. O yüzden yüksek lisans ya da lisans doktora da falan matematiğe ihtiyaç var. Matematiğin kendi mühendisliği var zaten bir ya. Evet. Yani istatistik bölümü var. Var oğlu var yani. İş imkanı yüksek olan bir branş. Peki diğer branşlara göre, yani tüm öğretmenlik branşlarına göre sence matematiğin farkı ne? Yani avantaj da olabilir. Bence Ne havalı dersin? oluyor. Ben şimdi matematik öğretmeniyim dediğim zaman Öyle bir havalı oluyor dedi ki cevap veremedim etrafta ya. Tamam oğlum biz fizikçiyiz. yani mesela diyorlar hani o matematikçi diyorlar zaten hani böyle bir o bir havası var. Tamam matematikçisin bir şey demedik mi ya? Tamam. Değilsin diyen oldu mu sana be Allah Allah. Ders sayısı fazla. Evet. En büyük artısı bu arkadaşlar. Yani o okuldaki en ağır Evet. kişiler En çok matematikçi. matematikçi oluyor genelde. Hani ben Anadolu Evet. Lisesi'nde görev yapıyorum şu anda. En çok matematikçi ve edebiyatçı var. Yani ders sayısı olarak da çok fazla. Tabii bir de Haftada 6 yani saat. mesela matematikçi notunu yükselttiği zaman adamın hani notu çok fazla yükselmiş oluyor. Fizik 2 saat hani çok fazla etkisi olmuyor dolayısıyla gibi düşünebiliriz. Evet, peki ilk yılda sen düşük yapmıştın bildiğim kadarıyla üniversite Evet. sınavında. Peki seni yükseltmeye iten neden veya nasıl yükselttin veya nereden aklına denk etti artık hani çalışman gerektiği falan Yani üniversite iki yol sınavında? vardı. Ya çalışıp güzel bir üniversiteye gidecektim ya da çalışmayıp ev hanımı olacaktım. Bence gayet güzel iki uç nokta. Benim arkadaşlarım da hani şu anda bulunduğum mahallede hiçbir arkadaşım da okumadı. Ben dedim ki hani ben ev hanımı olmak istemiyorum. Evde oturmak istemiyorum. Peki ne yaptın ya? Yani? Neyi farklı yaptın ikinci yılında? Neyi farklı yaptım? Daha fazla çalıştım. Dershaneye gittim. Daha çok soru çözdüm. Daha çok konuyu önümseyerek anladım. Yani Çok fazla hani saatini verdin yani. evet çok fazla Ya saatimi arkadaşlar verdim. KPSS'de de üniversite sınavında da en önemli nokta bu. Hayatını vakfedeceksin ya. O seneni vereceksin yani. O seneni feda etmen Ve iki tane de küçük kardeşim vardı. lazım. Onlar Minnacık kardeşlerim var değil Evet, mi? onların birisi bir yandan geliyordu, birisi bir yandan geliyordu. Ben artık kendimi bir soruya odaklamayı öğrenmiştim o dönemde. Onlar yanımda kavga ediyorlardı falan. Ben onları hiç duymuyordum. Sadece soru çözüyordum. Peki orta bir üniversitede ilk öğretim matematik mi yoksa iyi bir üniversitede matematik mi? Yani ne olmak istediğinize bağlı. Eğer ki ben devlet düşünüyorum, işte memur olmak istiyorum, öğretmen olmak istiyorum devlette diyorsanız, o zaman tabii ki ilk öğretim matematik sonuç atanması daha kolay. Ama diyorsanız ki Ama ben bu tabii özel, kişisel bir karar biraz da tabii yani. ki kişisel bir Çocuklarla karar. daha küçük yaştakilerle uğraşmak istiyorsan özellikle arkadaşlar bunu da göz Yani ardı etmeyin hani avantajları açısından düşünüyorum. yani. Hani illa devlette memur olmak istiyorum, yani illa öğretmen olmak istiyorum diye düşünüyorlarsa atanmasından dolayı ilk öğretim matematik. Ama ben işte özel sektör düşünüyorum derseniz, işte bir matematik bölümünü bitireceğim, işte matematik mühendisi olarak iş bulacağım ya da hani ona göre bir şeyler yapacağım falan derseniz, tabii ki o zaman güzel bir üniversite. Yani Boğaziçi'nden mezun olsanız özel sektörde daha rahat iş bulursunuz. Peki eğitim fakültesi mi, fen edebiyat mı? Yani ikisi de güzel avantajları var. Yani eğitim fakültesinden mezun olduğunuz zaman direkt KPSS'ye girip atanabiliyorsunuz. Fen Edebiyat Kafanız rahat Fakültesinden oluyor yani öyle düşünebiliriz hani aslında. direkt geleceğiniz garanti olmuş. Yani nasıl oluyor? Bir yolunuz var. Artık sadece o yola bakıyorsunuz. Ama Fen Edebiyat Fakültesini okursanız diyorsunuz ki işte şu önceden formasyon vardı. Şimdi artık tezsiz yüksek lisans olacak dendi. Şimdi o yola girmeniz gerekiyor. Onu yapmanız lazım. Yapabilecek miyim? Acaba puanım yetecek mi? İşte ALES şartı var mı? ALES'i tutturabilecek miyim falan diye. Kafa yorgunluğu tabii daha fazla oluyor. Peki son olarak ilk öğretim matematik ve matematik bölümlerini kıyaslarsak yani lise matematik ve ilk öğretim matematik bölümlerini bir tercih anlamında yani üniversite anlamında hangisini tercih ederdin hangisini tercih edersin? Hala aynı mı yani tercih? Hangisini tercih ederdim şu anda? Bilmiyorum. İkisinin arasında çok fazla kalıyorum bu tarz bir soruda. Sadece üniversite anlamında düşünürsek fakülte yani bölüm. Hani atamayı düşünmeden düşünürsek. Atamayı düşünmeden düşünürsek ben direkt lise matematik ya da fen Matematiği edebiyat seviyor diyeceğim. arkadaş ya. Yani ben
Üniversite okurken de çok zevk alarak okumuştum. Hala senin sorularına bakarken, işte orada türev alırken, integral alırken mutlu oluyorum yani. Hani uzun işlemleri yapmaktan zevk alıyorum ben. O yüzden ben yine fen edebiyat okurdum yani. Peki iki, atama anlamında düşünürsek hangisi? Tabii ki ilk öğretim matematik. İlk öğretim matematik. Üç, eğitim, öğretim ve iş anlamında düşünürsek. Yani okuldaki çalışma anlamında düşünürsek, yani mesela ortaokul öğrencilerine matematik anlatırken düşün mesela kendini. Bir de lisede matematik anlatırken düşün kendini. Hangisi o zaman? Ben lise ve matematik tercih ederim. Yani şu anda bulunduğum noktadan ben çok mutluyum. İşte iki oldum. Peki okuma anlamında düşünürsek, yani okurkenki zorluklar, zevk, hani hoşuna gitmesi. Yine fen edildi. Yani ben yaşadığım hayattan çok memnunum, bilmiyorum bu kadar. Öldüğüm matematikçi ya. Tamam, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bugün konuğumuz İknur Ayaz'dı. Bravo, bravo. Evet arkadaşlar, bu şekilde teşekkür ediyoruz. Sorularınız olursa yoruma yazmayı unutmayın. Evet, beğenmeyi de unutmayın. Evet, cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar yeni videolarda. Bay bay. Görüşmek üzere.